8 Şubat, 14 Şubat değerli kova burçlarım. Nasılsınız? Yani sizi destekleyen bir haftadasınız. O yüzden uzun süredir beklediğiniz işler, son bulmasını istediğiniz evraklar, başlatmak ve adım çok konuşulsun. Adınız yazılacak bu hafta. Güzel başarılar, güzel evreler, hatta doğru nokta atışlarıyla işinizle alakalı daha güçlenme noktasına devam edeceğiniz bir hafta. Bence doğru noktayı kendi lehinize çevireceksiniz. Yani aslında bir şeyler hayatınızda geri giderken siz artı bir noktaya geçiş yapacaksınız. Ve bu artı nokta sizi maddi ve manevi olarak daha huzurlu bir nokta haftasına geçiş sağlayacak. Eksik olan işimiz, maddi kaygılarımız, problemli iş hayatımızda daha sakin, daha boş olan sandalyeleri doğru oturtacağınız bir hafta. Geri planda değil, ileri planda olacaksınız. Yani siz kendinizi bu aralar hep geride görüyorsunuz ya değerli kova burçları. Aslında sizin ilerleyen bir hayatınız söz konusu. Güzel paralar elinize geçmeye, işinizde güzel anlaşmalar, yeni teklifler değerlendirme haftasını ve parasal konuda da değerlendirdiğinizde yan gelip yatabileceğimiz, kendimizi güvende hissedeceğimiz ve korkusuz bir haftaya giriş yapacağız. Bence yürüttüğünüz plan doğru. Korkularınız değil de hayal ettiğiniz hedefleriniz size doğru hareket sergiliyor. Yukarıdaki yaradanım size güzel ışıklar yakıyor. Bu ışıkları doğru alın, enerjiniz daha verimli olsun. Bu ara estetiğe merak sarılıp bilirsiniz gözaltım çukur oldu, kaşımı kaldırtmak istiyorum, dudağımın vakti geldi diyen bazı kova burçlarında estetik salonları, bakım tırnaklarınız ya da batık tırnağınız varsa bununla ilgili güzellik enerjisine geçiş yapıyor. Özellikle saç problemi yaşayan bazı kova burçları saç diplerinizle ilgili bakımınızla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendi kuaförünüze, kendi doktorunuza, başkasının alanına gitmeyin, zarar görmenizi istemiyorum. Özellikle büyük kurumsal firmada ya da devlet sektöründe çalışan bazı kova burçlarında yer değişimleri ve bulunduğunuz alanlarında daha verimli olacağı, hatta maaşlarla ilgili de geçmişe ait alacağınız paralar varsa yavaş yavaş yarı yarı yatmaya başlayacağını gösteriyor. O yüzden sizde parada kazançta, işte kazançta dediğimiz kendinizi artıya geçireceğiniz bir haftayı doğru değerlendirdiğinizde de bir dahaki haftalarda daha verimli nokta sağlayacağız. İlişkimizle alakalı noktada biraz kırgın, biraz buruk bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Beni ilişkilerde kimse anlamıyor. Yani emek veriyorum, sabrediyorum, değer veriyorum, değer görmüyorum dediğimiz bir haftanın eleştirisine gireceksiniz. Belki konuşma vakti geldi ama biraz da dilinizi sert konuşursanız, haklarınızla alakalı noktada yıprandınız. Biraz da haklarınız sert alınsın istiyorum. Yani eşiniz artık ben bunu böyle istiyorum deme vaktiniz geldi. Bu evde yaşamak istemiyorum. Ben artık huzursuzum ve mutsuzum demeyi ifade ederseniz karşımdaki insan sizi anlayacak. Çünkü siz hep bir şekilde devamlı gözyaşı haliniz ön planda ve enerjiniz devamlı ağlamak istediği için de insanlar sizi yanlış anlıyor bu dönem. Özellikle de ailenize ait bir malın, bir tapunun değişim söz konusu. Sanki aileniz size bir ev tapusu verecek ama ilk önce müteahhite geçiş yapacak, sonrasında bu eve geçiş yapacaksınız. Aslında haklar bölüşülmesi, yani aile büyüklerimiz sanki birinin sıkıntısı var, haklar bölüşülecek ama yaşarken bölüşülecek. Ben yaşarken hakların verilmesine de alınmasına da karşıyım. Siz de adım olun, yapın derdindeyim ben. O yüzden bu mallarla ilgili böyle bir proporsiyon değişimleri söz konusu olacak. Yani özellikle Karadeniz bölgesinde yatırım olan, Karadeniz'le alakalı mesela Rize, Artvin, Trabzon bölgesinde bazı mallar değerli. Bunlarla ilgili üzerinize geçecek konular var. Samsun, yani bu noktadan gelecek şeyler de yaşarken alınacak haklar olarak gösteriyorum. Bazı kova burçlarında evliliğinizle alakalı sert sürtüşmeler, ifadelerde yanlış anlaşılmalar, biraz kaprisler söz konusu olacak. Ama hafta sonu küçük hediyeyle birbirimizi tamir etme, birbirimizi anlama dediğim nokta. Hatta bazı kova burçları çocuk tedavisi kararı verdiniz ama cesaretiniz olmadı. Şu pandemi bitsin öyle karar içerisindesiniz ama sürpriz bebek enerjiniz de var gözüküyor. Bir de uzun süredir araç değiştirmek isteyen ve araç almak isteyen bazı kova burçlarında bu hafta bu kararı ve araştırmasına gireceksiniz. Mart başı olmadan da işte bir araba satıp yeni araç alacağınız gözüküyor.
Evet, estetik konularınıza dikkat edin. Sizde de özellikle abi ya da erkek kardeşin bir sağlık problemi, araba kazası, motor kazası, dikkatsizlikten kaynaklanacak kaza ve kırık ve küçük bir operasyon gündeme gelebilir. Dikkat diyorum. Uzun süredir küs olduğunuz bir kardeşiniz ya da yakın bir akrabanızla barışma haftanız da söz konusu olacak. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.